Bugünkü konuğumuz Park Palet Satış ve Operasyon Müdürü Sayın Gökhan Demircioğlu. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkürler Recep Bey. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Çok sağ olun. Nasılsınız, görüşmeyeli? İyiyim, çok sağ olun. Tabii lojistik sektörü çok dinamik. Siz de çok yakından biliyorsunuz. Ve böylesi bir süreçte, salgın sürecinde hiç durmuyor. Yani tekerleği değiştirmeniz lazım. Bazı operasyonları geliştirmek lazım ama arabayı durdurma şansınız yok. Dolayısıyla böyle çok yoğun, farklı bir heyecanla gidiyor. Süreçlerin hızlı olduğu her zaman her yerde bir bereket vardır diyorum ben. İçinde bulunduğumuz şu süreçleri nasıl geçiriyorsunuz? Neredesiniz? Evde misiniz? Operasyonda mısınız? Ofiste misiniz? Ofisi daha az kullanıyoruz, sahayı kullanıyorum. Yani özellikle depolarda, depo alanlarında bulunuyoruz. Tabii sosyal mesafe çerçevesinde ve çoğunlukla da evden home office şeklinde çalışıyoruz. Ofisi şu ara çok tercih ediyoruz açıkçası. Hayırlısı diyelim. Şöyle bir soru sorayım Gökhan Bey. Bir kısaca kendinizi bahsederseniz, kendinizi anlatır tanıtırsanız, firmanızdan da bahsedebilirsiniz. Böyle kısaca. Tabii. Yaklaşık 15 yıllık lojistik sektör tecrübem var. Tabii lojistiğin alt segmentleri var. Benim daha çok kargo, kurye, depoculuk, uluslararası ve yurt içi nakliye konularında tecrübem oldu. Bunları deneyimleme imkanım oldu. Şu anda da Park Palet lojistikte dinamik depolama modeli, talebe bağlı depolama modelini Türkiye'de satış ve operasyonlarını yönetiyorum. Dolayısıyla lojistiğin böyle daha geleneksel kanatlarından bugün biraz daha startup ve daha yenilikçi iş modellerine doğru giden segmentinde 15 yıldır çalışıyorum diyebilirim. Daim olsun diyelim. Müsaade ederseniz sizin için seçtiğimiz sorulara geçmek isteriz. Tabii. Birinci sorumuz, Türkiye'de depoculuk sektörünün toplam büyüklüğü nedir? İşleyiş süreçleri nasıl? Evet, tabii depoculuk başlı başına bir sektör değil. Lojistik sektörünün bir ne diyelim, alt segmenti diyelim ama son derece önemli bir noktası. Ben biraz sizin de tabii bu noktada söylemleriniz var depo ile ilgili. Depo şirketlerin yatak odasıdır diyorsunuz siz de. Dolayısıyla bence de bir korunak, şirketler açısından, operasyonlar açısından bir korunak ve komuta merkezi aslında bir anlamda. Dolayısıyla lojistik içerisinde çok kilit bir nokta. Türkiye'de de oldukça büyük bir depolama alt segmentinden bahsetmek mümkün. Tüm Türkiye'de yaklaşık 22 milyon metrekare, 22-24 milyon metrekare arasında öngörülüyor yaklaşık. Depolama alanına sahibiz. Bu depoların 12 milyon metrekaresi profiletler sunulabilecek. Yani kamyonun tırın yanışabildiği, içeride katma değerli hizmetlerin verilebileceği, raf sistemlerinin kurulabileceği, yangından korunma sistemlerinin olduğu 12 milyon metrekare depomuz var. Bu 12 milyon metrekare deponun yaklaşık 6 milyon metrekare lojistik hizmet sağlayıcılar yönetiyor. Yani tüm sektörler adına ürünlerin depolanmasını profesyonel hizmetler olarak lojistik sektörü, lojistiğin önemli firmaları, yerel ve global firmalar yönetiyor. Diğer 6 milyon metrekarede ise firmaların kendi üretim firması olabilir, ithalatçı firma olabilir, kendi yönetiminde olduğu depolar. 6 milyon metrekarede yaklaşık kendi binasında, belki kiralık binasında firmanın yönettiği, ithalatçı ya da üretici firmanın yönettiği bir kapasiteden bahsediyoruz. Tabii depolar deyince benim aklıma tabii başkent, bu işin, lojistiğin, depoculuğun başkenti aslında Gebze. Gebze, Şekerpınar, Çayırova, İstanbul'dan başlayan Hadımköy, Esenyurt hattından başlayıp Gebze, Çayırova, Şekerpınar hattı depoculuğun başkenti. Ama Anadolu'da özellikle son dönemlerde lojistik köyler, lojistik yatırımlarla birlikte depolama alanları, depolama platformu artmaya başladı ve bazen çok şaşırdığım bir Anadolu ilinde A sınıfı depolarla karşılaşabiliyorum.
Tüm yetkinlikleri, tüm yeterlilikleriyle Anadolu'da böyle çok gelişkin depolara rastlamaya başladık. Tabii bu işin bir de genel çerçeveyi çizerken mali yönünü çizersek bu 22 milyon metrekarelik depo yaklaşık 660 milyon TL kadar bir kira işlemi. Yani sadece depoyu kiraladığımızda 660 milyon TL kadar aylık bir ekonomi üretiyor ve yıllık 8 milyar TL depoların kiralanması ve sadece kiralama katma değeri değil, kiralama hizmeti değil, içeride de birçok katma değerli hizmet gerçekleşiyor. Bunlarla birlikte ekonomik pazarında yaklaşık depoculuk ekonomik pazarı 10 milyar TL'nin yıllık üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Çalışanlarıyla birlikte bu ekonomik yapıyla birlikte Türkiye sektöründeki, lojistik sektöründeki en önemli bileşenlerden bir tanesi bizim depolarımız. Bu depoların içerisinde bu özel bir soru. Tabii ki aslında Türkiye'deki standartlarda bazı doneler yok. Biz tahmin ediyoruz ya da bildiğimiz el altından gelen bilgilerle bunları söylüyoruz. Soğuk hava zinciri diye tabir ettiğimiz soğuk hava depoları bunun yüzde kaçıdır Gökhan Bey? Şimdi soğuk hava depoları tüm Türkiye'de 2000 tane soğuk hava depolarından bahsediyor Recep Bey. Çok yüksek bir sayı. Ben de duyduğumda şaşırdım. O kadar var mıdır diye düşündüm ama çok fazla, özellikle tarımın olduğu illerimizde, işte Mersin'de, Adana'da, Antalya'da irili ufaklı çok fazla soğuk hava deposu var. Yani kimisi 50 ton, kimisi 100 ton, kimisi çok daha büyük ama çok fazla bu segmentte de alt segmentte depo var, soğuk hava depoları. Ticaret açısından, ihracat açısından, sağlıklı gıda açısından da son derece önemli. Fakat özellikle soğuk hava işletme konusunda lojistik firmalarından çok daha fazla yerel üretici deposu var. Lojistik firmaları bu soğuk hava segmentinde çok fazla büyüyemedi. Ama tabii ki soğuk zincirin geleceği çok parlak. O alanda da bence lojistik firmaların yönettiği depo sayısının artacağını tahmin ediyorum. Hayırlısı diyelim. Müsaadenizle ikinci soruya geçiyorum. Bunun üstünde saatlerce konuşabiliriz aslında Gökhan Bey. Hani Kesinlikle. o kadar çok soru var ki bende birikmiş bununla ilgili. Süremiz kısıtlı olduğu için her soru için 5 dakikamız var. Yaklaşık 2,5 dakikamız geçti. Dediğim gibi bunun içinde sorabileceğim onlarca soru var. Yani günlerce konuşabiliriz. Tedarik zinciri yönetimi geleceğinde depolama faaliyetlerinin katkısı nasıl olacak? Evet, şimdi tedarik zinciri yönetimi deyince benim aklıma büyük, güzel bir resim geliyor. Büyük resim diyorlar ya Recep Bey, büyük resme bakmak. Yani o büyük tabloya baktığımda hani bir resme bakarsanız da gözünüz ilk bir noktaya gider. Yani orada bir obje vardır, o öne çıkar, bir iki obje. Bence tedarik zinciri içerisinde de o büyük resme ilk baktığımızda depolar. Yani ilk baktığınızda depoyu görüyorsunuz. Yani o kadar önemli bir bileşen bence büyük resim içerisinde. Çünkü ilk girişte bahsettiğim şirketlerin çok önemli bir unsuru, bilgilerinin olduğu, ticari bilgilerinin olduğu bir nokta ve bir operasyon açısından, yani tüm bu nakliye operasyonlarını düşünün, ithalat, ihracat, satın alma, üretim, bir soluklanma noktası aynı zamanda depo. Yani deponuz ne kadar düzenliyse, deponuz ne kadar mal kabulde hızlıysa, ne kadar stok doğruluğunda iyi bir performans çıkartıyorsa tüm bu toplam tedarik zinciri yönetiminde toplam tedarik zinciri yönetimi hedefiniz, başarınız çok daha öne çıkıyor. Dolayısıyla nitelikli, sorunsuz, sürdürülebilir bir depolama hizmeti tedarik zincirinde çok önemli katkılar sağlıyor. Çok önemli bir noktada. Ve birçok fonksiyon da besleniyor. Yani satış fonksiyonu ürünü sürekli depoda olsun istiyor. Sipariş verdiğinde hemen gitsin, teslim olsun istiyor. Satın almacı uygun fiyatlı ürün bulduğunda fazla satın alıp bunu depoya koymak istiyor. Depoda yer var mı yok mu? Dolayısıyla depo yönetimi tüm bu departmanları, şirket içerisindeki uyumu, ahengi yöneten çok önemli bir nokta bence. Teşekkür ediyorum. Keşke depolarımız, ya keşke lafını ben sevmiyorum ama bir sonraki sefere iyi kullanıyorum. Keşke pişmanlık biliyorsunuz. Bir sonraki sefere diyorum bazen dostlarla konuşurken. Bizim patronlarımız yani Türkiye'deki patronlar depoların hassasiyetini, önlemini anlasalar. Yani insanlar biliyorsunuz parayı yatırdıklarında hemen
parayı toplamak istiyorlar. Ben de depoları bazen meyve ağaçlarına benzetiyorum. Diyorum ki önce meyve ağacını ekeceksiniz. Bu meyve verecek. Kaliteli meyve için gerekli işlemleri yapacaksınız. O zaman kaliteli meyve toplayacaksınız. Yoksa kaliteli meyve toplayamazsınız diyorum. Depolar işte böyle bir süreç. Herkese dokunuyorsunuz. Bir de insanları mutlu etmek çok zor Gökhan Bey, biliyorsunuz. En ufacık bir şeyde mutlaka ki bir yerle çatışabiliyorsunuz. Aynı şirketin içerisinde aynı hedeflere koşan insanlar karşıt gibi düşman olabiliyorlar, savaşabiliyorlar. Çünkü depoda yerim var mı? Malzeme çıkar mı? Kargo gelir mi? Bunlara bakan yok. Hemen çıksın istiyorlar. Her gelen alınsın istiyorlar. Kaba tabirle ben biraz daha burada hassas olduğum için söylüyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Depo her geleni alan, her istenileni veren, ucuz iş gücüyle çalışan bir birim değildir diyorum kısaca. Katkınız varsa alayım, yoksa bir sonraki soruya geçeyim. Çünkü diyorum ya, depoda çok konuşacak şey var. Çok, evet, saatlerce. Keşke başka platformlarda da yeniden ele alalım mutlaka. Alalım. Bu platform çok çok kıymetli. Öncelikle zaten teşekkür ediyorum. Hem sektör adına hem gençler adına böyle bir çaba göstermeniz, bu platformlarda profesyoneller ve gençleri birleştirmeniz çok kıymetli. Bu platformu işlevi ölçüsünde kullanıp fazla vakit çalmayalım. Ama mutlaka bu konuları sonrasında tekrar konuşalım. Şeyden, Instagram'dan birkaç dostumuz daha var. Alacağım, sizi de alacağım oradan. Bunun sözünü vermiş olalım. Hemen bir sonraki soru. Depolarda en çok hangi sektörde sorunlar yaşanıyor? Yani anlatabildim mi? Tekrar sorayım mı? Tabii tabii. Gayet iyi anladım. Şimdi depolarda en çok ve en kritik soğuk zincir. Yani soğuk zincir, bildiğiniz üzere belirli ürünlerin belirli ısılarda depolanması ve bazen depoda yaşatılması. Yani öyle sebze meyve ürünleri var ki onu dondurmanız yetmiyor. Bir ay sonra bir derecede tutmanız, ikinci aya sıfır derecede tutmanız, dördüncü ayda eksi ikide tutmanız lazım. Çünkü sebze içinde bir taraftan yaşıyor sebze meyve. Son derece kritik. Yani soğuk zincirdeki depolama, oradaki ürünlerin yönetimi çok kritik. Ve bugün bir söyleşi de dinledim. Tüm bu sebze meyvenin lojistik kaynaklı nedenler de %10'u kadar yaklaşık ziyan oluyormuş. Yani çöp oluyormuş, kullanılmaz oluyormuş. Dolayısıyla bu sektörde sebze meyve zaten çok zor. Lojistiği de çok zor. Soğuk zincirle ilgili tüm işler çok kritik. Donmuş ürünler çok kritik. Et, balık, tavuk ve benzerleri çok kritik. Dolayısıyla bence en çok sorun yaşanan sektör soğuk zincir, soğuk depolar. Bu tabii depolarda bazen çok nitelikli olmayan depolarda ısı kayıpları oluyor. Yani ürün -18'de depolanması lazımken işte bazen operasyonel nedenler, kapıların açılıp kapanması, perdelerin artık ısıyı tutmaması gibi ya da panellerdeki bozukluklar gibi o ısıyı tutamıyorsunuz. Bundan kaynaklı olabiliyor. Bazen de lojistik, yani araçla gelen -24'te gelmesi lazım ama tır yanaştığında içeriye ölçüyorsunuz ki mal -16'da gelmiş. Dolayısıyla tek başına belki depolarında eksikliği değil ama tüm bu zincir içerisinde depo son derece kritik ve sebze meyve, donmuş ürünler son derece, bence en çok burada sorun yaşanıyor. Ve e-ticaret. E-ticaret de şöyle, tabii çok büyüdü e-ticaret kapasiteleri ve artık bu e-ticaret depoları da demiyorum ben. Onlar sipariş hazırlama merkezleri. Çünkü geleneksel depolar gibi çok uzun süre tutayım, bekleteyim, ham madde tutayım gibi değil. Çok fazla ürünü evet içeride tutayım ama kısa döngülerle ürünleri çıkartayım. Dolayısıyla hedef stok tutmak değil, sürekli sevk etmek. Hızlı bir şekilde de büyüdüğü için sevkler esnasında ne kadar otomasyon olsa, iş nitelikli iş gücü olsa da yanlış eşleştirmeler, yanlış sipariş gönderimleri, kolideye farklı ürün girmesi gibi sorunlar var. E-ticarette daha profesyonelleştikçe, sipariş hazırlama merkezleri mantığına geldikçe bu sorunlar daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Harikasınız. Çok iyi bir noktaya değindiniz. Zaten bunların adına depo demememiz lazım. Öncelikle bunları bir ayrıştırmamız lazım. Bu konuda çok haklısınız. Ama bir alışkanlıklar var biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de. Biz bu alışkanlıkları yıkamıyoruz. Benim de bununla ilgili bir yazım var.
Bugün de Bloomberg TV'de dinlemiş olduğum bir CEO hanımefendi 5 kat büyüdük diye anlatıyordu. Harika şeyler anlatıyordu. Fakat üzücü tarafı şu Gökhan Bey. 5 kat büyümüşler. Hani bundan sonra AVM'ler düşünsün modundayız. Fakat biz kolumuzun öbür tarafını büyütemedik. Kargoları büyütemedik. Bildiğiniz uzmanlık alanınız. Kargoları büyütemediğimiz için benim bugün LinkedIn'de paylaştığım bir resim vardı. Firma ismi çok önemli değil. Ama maalesef ve maalesef bütün firmalarda, yani salı pazarı, hadi gel buradan eşyanı bul. Adamların hepsi orada çalışmak istemiyorlar artık. Çok büyük bir facia. Bu da neredeyse bir gündem konusu aslında. Devleti ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir gündem konusu. Saatlerce programlar yapılsa bunlar için bitmez aslında. Çok haklısınız. Benim orada, ya kargoyu ben de yakından takip ediyorum. Çok ciddi sorunlar var ama tüketici, kolisini bekleyen de kargo çalışanına yönü. Benim gördüğüm bu tepkiler hep kargo çalışanına yöneliyor. Kolimi getir, kolim niye gelmiyor? Ya kargo çalışanı gerçekten çok üst düzey performans gösteriyor. Kargo sistemi yanlış Türkiye'de ve muhatap bulma noktasında da gördüğünüz kurye, gördüğünüz şubedeki operatör, telefona bakan arkadaşımız. Dolayısıyla bunların sistemi çözme şansı yok. Onlar bu sistem içerisinde elinden geldiğince kolileri teslim etmek istiyor, operasyonu gerçekleştirmek istiyor. Fakat sistem sorunu. Kesinlikle kargo sistemi Türkiye'de ticareti taşıyacak noktada değil artık. Taşıyamıyor. Dolayısıyla tabii ki farklı alternatifler de doğuyor. Yani alternatif yeni nesil dağıtım şirketleri geliyor. Hatta bazı kargo şirketleri biliyorsunuz sadece e-ticaret için farklı şirket kuruyor. Çünkü eski model yeterli değil. Dediğiniz gibi bu saatlerce konuşulacak ayrı bir konu. Ya, kentsel lojistik diye konuşmuştuk dün de belki gün hocamla, kentsel lojistik. Yani aslında son dağıtım lojistiğinden bahsediyor. Bunun için ciddi yatırımlara, hani buradan da biz bunların üstüne ben neden basıyorum? Biz startupçı arkadaşlarımıza, yazılımcı arkadaşlarımıza, bu konuda melek yatırımcı bulabilecek arkadaşlarımıza müthiş para kazanacak kapılar var aslında. Bu programın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu olacak. Burada çok ciddi sizlerin deneyimlerini burada paylaşarak oradaki sorunları bizi takip edecek insanlar belki de bu sorunlardan işletmeler kuracaklar diye ben tahmin edip düşünüyorum açıkçası. Birilerine ışık tutacağız. İnşallah. Öyle umuyoruz. Müsaadenizle bir sonraki sorum. Depo içi yatırımları nelerdir? Evet. Şimdi depolar, profesyonel depo, bazen depo diyorum ben, sektörü çok bilmeyenler böyle apartman altı, bina altındaki depolardan bahsediyorum sanıyor. Bizim evin de deposu var falan diyor. Yani öyle bir şey değil. Bu endüstriyel depolar uçsuz bucaksız. Siz de iyi biliyorsunuz Recep Bey. Şöyle 30 bin metrekarelik bir depoya girdiğiniz zaman 6 futbol sahası büyüklüğünde, yani insan bir şaşıyor yani, bakıyor etrafına falan daha önce görmediyse. Depoların kendi bina yatırımları zaten çok yüksek. Yani şu anda özellikle malzeme, inşaat maliyetleri falan da çok arttı. Türkiye'de arazi çok pahalı. Maliyetler çok yüksek. Hadi maliyetleri karşıladık, depoyu yaptık. İçeride çok ciddi yatırım istiyor. Yani sadece bina değil, bu binanın içerisinde raf sistemleri istiyor. Her sektöre göre değişiyor raflar. Tabii ki ağır palet, ağır tonaj rafı var. İşte mezanin raflar var. E-ticaretle uğraşıyorsanız e-ticarete uygun raf sistemleri var. Tekstil işi ise tekstil rafları var. Bunlar çok ciddi yatırımlar. Bu önemli yatırımlardan bir tanesi. Bir diğer yatırım tabii ki ekipman. İçerideki forklift, reach truck, personelin kullandığı el terminalleri, access pointler, internet. O kadar çok böyle ekipman yatırımı var ki yani. Forklift'inden teknoloji yatırımlarına kadar bunlar önemli bir kalem. Yazılım, bir depoyu yazılım, yani büyük segmentte konuştuğumuz depoları yazılımsız yönetmeniz mümkün değil. Hala Excel'de yönetilen belki bazı az ürünlü depolarda mümkün ama profesyonel depolarda mutlaka yazılımlar çalışıyor, yazılım yatırımları var. Bunlar da önemli yatırımlar. Tabii otomasyon, ya yani otomasyon yatırımları şu ana kadar konuştuklarımız içinde en yüksek yatırım bedeline ama belki de en çok faydaya yol açacak yatırım türü. Bu depolar da gelişmeye başlıyor. Türkiye'de çok fazla henüz yok ama gelişiyor.
Ve bazı özel depolar, soğuk hava depolarından bahsettik, kimyasal depolar var, tekstil depoları var. Bunların hep özel depo içi yatırımlara ihtiyacı oluyor. Ama nitelikli, kaliteli ekipman, nitelikli raf, nitelikli yazılım, el terminalleri, access pointlar mutlaka operasyonel kaliteye fayda sağlıyor. Dolayısıyla böyle binaya milyon dolarlar yatırıp depo içi yatırımlara da gereken desteği, önemi vermek lazım yani. Aslında bakıldığında depo diyorsunuz, öbür taraftan az önce anlattığım gibi AVM diyorsunuz ama bir bahsettiğimiz deponun yatırımı da neredeyse bir AVM yatırımından çok daha fazlaymış gibi görünüyor tamamına baktığımızda. Kesinlikle çok ciddi yatırımlar, oldukça yüksek maliyetler ve de çok da kısa dönmüyor bu yatırım. Tabii insanoğlu var olduğu süreden bu yana bir lojistik süreci var, bir taşıma süreci var. Bu taşıma sürecinin içerisinde de bizim artık şu alışkanlıklarımız var. Biz patlıcanı 12 ay yemek istiyoruz. Bayrama 2 gün kaldı. Yarın kazak gömlek almak istiyoruz. Yani çok meşhur bir anekdot geçeyim size. Ben şikayet sitelerini çok okurum. Daha önceki yaptığım işlerden bir tanesinde siteleri inceliyorum. Cumartesi günü vatandaş bıçak sipariş etmiş Gökhan Bey. Pazar günü teslim etmedi diye bir tomar yazı yazmış. Yani öyle şeyler yazmış, öyle şeyler yazmış ki anlatamam. Pazar günü zaten kargolar çalışmıyor Türkiye'de. Cumartesi teslim ettiğim bir kargo, yani sipariş ettiğim bir ürünün pazar günü sana teslim olması ya da kaba tabirle bıçak bir insana ne kadar acil lazım olabilir? İşte bıçak kemiğe dayanmış demek ki yani. Ben de şöyle bir espri yaptım. Dedim herhalde evde dedim bir katliam var. Acil keskin bıçağa ihtiyaç vardı dedim. Bu da esprisi olsun. Müsaadenizle bir sonraki soruya geçiyorum. Perakende Evet. lojistiğini ticarete olumlu ve olumsuz yanları nasıl olacaktır? Çok özür dileyerek aslında biz bu kavramları hep sonradan böyle şey yapınca hocalarımız da bize kızıyor bazen sohbet ederken. Yani diyor ki İşte perakende lojistiği nedir? O nedir? Bu nedir? Bunları damıtmayın diyorlar işlerine. Yani ama sektörde her gün bir şey koyuyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle koyuyoruz. Yani perakende çok büyük bir dünya tabii. Yani dünyada da çok büyük, Türkiye'de de çok büyük. Mevcutta benim bildiğim Türkiye'deki en büyük dördüncü sektör. Yaklaşık 2,5 milyon kişi çalışıyor perakende sektöründe. Tabii lojistiğinde de çok fazla operasyon var. Çok, ama ben de tam bu perakende lojistiğini aslında genel ayırıyorum. Çünkü depo yaklaşımları hemen hemen aynı, operasyon merkezleri aynı, dağıtım yöntemleri aynı araçlarda gidiyor. Bugüne kadar bunu çok ayıramıyorduk. Hocalarımız da belki haklı. Fakat gelecekte biraz daha değişebilir. Yani özellikle perakende deyince benim aklıma son tüketici geliyor. Son tüketicinin değişimi hız bekliyor. Tüketici daha talepkar, ekonomik olsun diyor, hemen ulaşayım diyor, hızlı gelsin diyor. Dolayısıyla işte bu anlayış biraz şimdi geleneksel lojistikle perakendeyi ayıracak. Çünkü evet, Gebze'de 30 bin metrekare depomuz olacak ama Kadıköy'de, Bakırköy'de, merkezlerde de 1000-1500 metrekarelik cep depolara gidiyoruz. Yani perakende ve e-ticaret bunu tetikliyor. Dolayısıyla tüketicinin olduğu noktada gelişim var. Bu gelişim lojistiği de, yani bu alana özelleşmiş lojistik operasyonlar bugüne kadar çok farklı değildi ama ayrışacak. Ve orada çok ciddi bir ticaret hacmi büyüyecek. Tüketici daha kolay alınca, ürüne sahip olunca tüketim alışkanlığı artacak. Tabii burada çok büyük ticari imkanlar doğacak diye düşünüyorum. Ama tabii tüketim diyorsak, tüketici diyorsak bir ülkenin genel gelir ortalamasına, neyi tüketebileceğine, nasıl tüketebileceğine de çok ilişkili. Dolayısıyla bunlar bir bütün olarak ele alındığında yine de burada büyüme olacağını, farklı alternatifler, farklı ticari imkanlar doğacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Tam bu bağlamda işte en önemli konulardan bir tanesi şu Gökhan Bey. Ben 6. soruyu standart hale getirdim. Lojistik Evet. öğrencilerin en çok merak ettikleri
kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Sorusuna bu genç kardeşlerimize ne yapabiliriz diye herkese soruyorum. Bu standart bir soru. Ama önünde şu var. Bizim saatlerce konuştuğumuz, üstünde uzmanlaştığımız ya da uzman dostlarımızla sohbetler ettiğimiz konu, bakıyorum öğrencilerimiz mezun olurken olmadan daha 3. 4. sınıfta bir endişe içindeler. Acaba biz iş bulabilecek miyiz? Niye biz iş bulamıyoruz? Ya da anne babalar, biz çocuğumuzu 4 yıl okuttuk, depocu olsun diye mi okuttuk? Depoda hamallık yapsın ya da kuli toplasın diye okuttuk diye onlarca söylemler geliyor. Hatta okullar açılır açılmaz, yani bu pandemi dönemi biter bitmez, çok ilginç bir projem var. Eyvah kızım kamyoncu mu oluyorsun? Artık şeyini yapacağız. Okullarda tiyatrosunu yapacağız. İş buralara kadar geldi. Eyvah kızım kamyoncu mu oluyor? Bu konuda gençlerimiz kendilerini nasıl geliştirsin? Ne yapsınlar? Lojistik sektörü bitmeyecek bir sektör. İnsanlık var olduğundan bu yana taşımacılık. Ben adına taşımacılık diyorum bunun. Bugün tedarik zinciri yönetimi. Yarın adına başka bir şey diyeceğiz. Ama dünyada bitmeyecek. İnsanoğlu var olduğu müddetçe ya da ışınlanma bulununcaya kadar bu sektör devam edecek. Bunun başka alternatifi yok. Kesinlikle. Onu ben de hep konuşuyoruz gençlerle bir araya geldiğimizde. Ne yapabilirler, nereye gidebilir, yani hangi yetenekleri geliştirmek lazım? Şimdi dünya bir defa çok hızlı değişiyor ve lojistik de çok hızlı değişiyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük deniz yolu hatlarından bir tanesi Çin'den İzmir'den yolu hattı açtı. Ve bunu açarken de diyor ki bu yönde çok fazla talep vardı. Yani 10 yıllarca deniz yolu taşımacılığı yapmış bir şirket tren yoluna dönüp kendi iş modelini tehlikeye atacak bir alanda alternatif geliştiriyor. Ezberleri bozuyor aslında. Ve şu anda Çin'den Türkiye'ye yaklaşık bir ayda gelen ürünler trenle 12 günde gelmeye başladı. Çin Avrupa'ya 18 günde ürün teslim etmeyi planlıyor. Yani daha önce Vladivostok'tan güneyden güney hattını takip Rusya'nın içlerine giren deniz hatları şimdi Kuzey Denizi'ndeki erime yüzünden Kuzey hattından geçiyor. 37 günde teslimat yapıyor. Yani bir defa gençlerin bunları çok iyi okuması lazım. Dünyada ne oluyor? Lojistik nereye gidiyor? Hangi gelişmeler var? Kim ne yapıyor? 5 sene sonra lojistik hangi hala çalıştığı yani 5 sene sonra depolarda biz insan görecek miyiz? Yani farklı görüşler var ama robotları izliyorum. Bayağı palet bozma işleri falan yapıyorlar içeride. Sipariş hazırlığı falan gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla depo operasyonunda kariyer hedeflemem mi lazım? Benim yazılım startuplarda mı yer almam? Teknoloji tabanlı bir iş mi yapmam lazım lojistikte? Bunları hep okumaları lazım. Yani 5 sene sonrasını, 10 sene sonrasını okumaları lazım. Mesela bu okuma dediğim tabii sadece kitap değil ya. Yani bu sektördeki profesyoneller bir araya gelsinler, teknolojiyi takip etsinler. Bu bence çok kritik. İkinci konu ilgi alanlarını tespit etmeleri lazım. Yani hangi işi yapacaklarsa, lojistiğin onlarca alt segmenti var biliyorsunuz Recep Bey. Hangisini seçecek, hangisinde kariyer yapmak istiyor, hangisi kendisine uygun? Bunları belirlemesi lazım ve mutlaka bu belirlediği amaca uygun bir network oluşturması lazım. Yani sektör profesyonelleriyle ilişkiler geliştirmesi lazım. Ama lojistik yapacaksa, eğer ileride bir müşterisi olmayacaksa, çalışacağı şirket olmayacaksa, gidip farklı iş kollarındaki bir genel müdürle tanışmanın, bir CEO ile tanışmanın bence çok bir katkısı yok. Tabii entelektüel katkısı olabilir ama yani yapacağınız işe uygun bir network yapın. Bağlantılarınızı böyle geliştirin. Bağlantı kurmak kolay bir şey değil. Bunu beslemek lazım, büyütmek lazım. Amaca hizmet edebilecek bir network diyorum ben. Bunu oluşturmaları lazım. Çok aktif ve girişimci olmaları lazım. Ben bazen genç arkadaşlarımı görüyorum. Sizinle birlikte programlara çıkıyorlar, program yapıyorlar. Etkinlik organizasyonları yapıyorlar. Bunlar çok önemli. Bunların kesinlikle içerisinde olmaları lazım. Bu açıdan aktif ve girişimci olmaları lazım. İş tecrübesi, yani ne olursa olsun bir an önce bir staj olur, kısa dönemli çalışma olur, yaz dönemi olur. Bir işe girmeleri lazım bu konuyla ilgili. Bazı arkadaşlarım diyor ki ben şimdi mezun oluyorum, yüksek lisans düşünüyorum.
Yani öyle bir şeyi düşünmene gerek yok. Önce bir işte çalışmak lazım, işe bir girmek lazım, kendi alanını bulmak lazım. Çünkü yüksek lisans neler görülüyor, ne yapılıyor bunları hep deneyimledik. İş hayatında 3-5 yıl tecrübeniz olduğu zaman orada anlatılan, yüksek lisansla anlatılan konu daha farklı geliyor. O zaman anlıyorsunuz, gerçek iş hayatıyla karşılaştırabiliyorsunuz. Departmanlar arası ilişkileri, yönetimle karşılaştırabiliyorsunuz. Kesinlikle yüksek lisans, evet, olması gereken bir şey. Ama iş hayatına başladıktan sonra olması lazım. Buralara çok takılmasınlar. Bazen arkadaşlarım diyor biz depoda çalışacağız. Yazılımı bilmemiz lazım. Yüzlerce yazılım var herhalde Recep Bey. Yani hangisini bilebilirsiniz? Her şirketin farklı depo yazılımı var. Buralarda çok vakit kaybetmemek lazım. Önemli olan işe bir profesyonel birlikte olmak, okumalar yapmak ve kendilerini geliştirmek. Gökhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizinle 30 dakika süre geçti. Bir 30 dakikayı birlikte bitirdik. Hatta süremiz de 1-2 dakika geçtik. Ben son sözlerinizi alayım. Samimi cevaplarınızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizinle uzun uzun tekrardan yeni bir program inşallah yaparız. Söyleşi yaparız diyeyim. Son sözlerinizi alayım. Sonrasında kapatalım. Evet, tabii. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda böyle meslektaşlarımla sohbet su gibi dediğiniz gibi vakit geçiyor gidiyor. Daha konuşsak sabaha kadar depolarla ilgili mutlaka konuşuruz. Ama bugün amaç böyle gençlere işimize ilişkin bir çerçeve oluşturmak, mesajlarımızı vermek. Bence o da bu amaca hizmet etti, yerini buldu bu sohbet diye düşünüyorum. Çabalarınız için de çok teşekkürler. Beni de davet ettiğiniz için. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Keyif dolu bir 30 dakika daha buluşmak üzere. Sağlıklı günlerde lojistikle kalın diyorum. Evde kalın diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.